خو به قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیر بن نخابن به وان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کای او کوت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کای او کوت مجلس قرآن د به حکم خدا جغیری وی دلالت هنک کافر جید بیجن حکم تمام ای ملت لورا ام کافر نخازن دولت ببشریعت. İnandığın şey neydi Hüseyin Bey? İnandığı şey benim... Misyon ve vizyonu neydi? Evet, neyin üzerine çalışıyor? Benim merhum amcam Kur'an ve sünnet eksenli bir İslam devleti istiyordu. Ve bu İslam devletinin ne bir Kürtçülüğe ne bir Türkçülüğe ait olmaması gerektiğini, ümmet anlayışı içerisinde Türkiye'de bir İslami devletin Kur'an ve sünnet ile yönetilen Allahu Teala'nın şeriatının hakim olduğu, hiçbir zaman kimsenin nefsinin egosuna göre değil de Allah'ın emrettiğinin, Allahu Teala'nın istediği şekilde bir devlet kurmaktır. Mesela bazen sosyal medyada rastlıyorum. Diyorlar ki ya Hüseyin Velioğlu Kürtçü bir adamdı. Hüseyin Velioğlu Kürtçü bir insan değildi. Hüseyin Velioğlu ümmetçi bir insandı. Hatta Hüseyin Velioğlu öyle bir ümmetçiydi ki yani İran'ın mesela vahdet anlayışını bile yani olur ya belki Müslümanlar birleşir, aralarında hiçbir ihtilaf kalmaz. Bütün Müslümanlar el birliği verir, beraber çalışırlar, yardımlaşırlar, birbirlerini destekler, birbirlerini ayakta tutarlar. Birbirlerinin tecrübe ve deneyimlerini birbirlerine aktarıp karşılarındaki düşmana karşı güçlü bir reaksiyon gösterirler gibi söylemlerden dolayı o dönemde mesela İran 79, İran İslam İnkılabı olduğu zaman yani Türkiye'deki bütün İslami cemaatler, aynı keza yani Arap ülkelerindeki cemaatlerde Hamas'tır, İhvan'dır, şudur budur bunların hepsinin İran'a yöneldiğini, İran'ın böyle bir vahdet anlayışının, hatta Hümeyni'nin bir söylemi vardır, la Şii, la Suni, İslami, İslami diye, ne Şii'yiz ne Suni'yiz, İslam'ız biz. Yani hepimiz kardeşiz. Artık biz o geçmişteki ihtilafları, bu ümmet içerisindeki geçmişte fitne olarak birilerinin dış mihrapların öyle diyelim veya küfrün veya bizim içimizdeki hainlerin körükleyip de bizi birbirine düşman ettiği şeyleri bir kenara bırakalım. Biz kardeş olalım. Takyesiz, riyasız, gösterişsiz, taassupsuz beraber çalışalım. İslam'a hizmet edelim. O süreçte rahmetli amcam da gittiğini biliyorum. Hatta birebir mesela Türkiye'de tek Hümeyni ile görüşen oydu. Ayetullah Hümeyni sonuçta şöyle diyeyim yani seversin sevmezsin ama adam bir dava adamıdır ve bir devrim yapmış. Artık devrimi sahte midir, orijinal midir onu da Allah bilir. Yalnız Hümeyni profesyoneldi alanında. İnsan tanıma, insanları keşfetme, insanları algılamada. Benim merhum amcam onunla görüşürdü. Bak o da Türkiye'de onunla görüşen tek insandır. Abdülaziz Efendi de onu zikreder yani. Merhum amcam Ayetullah Hümeyni ile görüşür. Hatta 85-86 Allahu Alem. Ben o zaman köyde dedem ve nenemle kalıyordum. Ben bir de küçük kardeşim var. Biz onlarla kalıyorduk. Sonuçta ben 3 yaşındayken annem vefat ettiği için bana dedem ve nenem bakıyordu. Yani Hüseyin Velioğlu'nun annesi ve babası bana bakıyordu. Ben onlarla yaşıyordum. Rahmetli bir gün geldi. Yanında Allahu Alem sadece vefat etmiş olan Şeyh Zeki vardı. O da yanındaydı. Allah ona gani gani rahmet etsin. Geldi oturdu. O zaman böyle bakkal malzemeleridir. Böyle ne diyeyim çocuk şeyleridir. Hep getirmişti. Bir 5-10 çuval poşet doldurmuş getirmişti köye. Bize gelmişti dedemle nenesi, annesi babasını ziyarette. Orada benim mesela merhum amcam ben orada oturuyordum. Dedi ki baba dedi ben İran'dan geliyorum. Bak o zaman öyle dedi. İran'dan geliyorum. Dedi İran'ın başındaki dini lideri Ali Hümeyni ile Ayetullah Hümeyni ile görüştüm. Ben onunla yani bayağı görüştüm. Özellikle demiş ki bana eğer gidersen babanın ellerinden öpüyorum. Yani böyle bir insan yani ancak Allah dostudur. Salih bir adamdır ki böyle güzel bir evlat yetiştirmiş yani. Diyor bu şekilde konuşmalarını da ben müşahede ettim, dinledim. Yani rahmetli dedem de aleyküm selam ve rahmetullah dedi. Biz o zaman şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman biz inanıyorduk ki Hümeyni'nin bu görüşte eski Şii anlayışın o sofistik, o geleneksel anlayışın dışına çıktığını düşünüyorduk. Ben de mesela tabiri caizse 94-95-96'lara kadar da öyle inanıyordum, öyle düşünüyordum. Diyordum ki yani artık Müslümanlara bir vahdet anlayışı, herkes kendi inancını yaşasın. Bid'atiyle, doğrusuyla, yanlışıyla herkes kendi istikametini belirlesin. Müslümanlar birbirine yardım etsin. Biz geçmiş fitneleri bir kenara bırakalım. Hatta benim rahmetli amcam dedi ki yani biz özellikle demişler ki sahabeyi sövmek haramdır, şudur, budur. Tam bunlar bana sorarsan kara propagandadır. Bunlar takiyeci, Şia'nın anlayışını çocukken okuduğum kitaplardan sonra da iyice araştırınca baktım ki Şia'da
iki anlayış vardır. Bir takyeli bir de takyesiz anlayış vardır. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Hazreti Ali'nin filmi, İmam Ali filmi, sen belki izlemişsindir. 14 CD olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş. Ama Farsçası 20 CD'dir. Neden 20 CD'dir? Çünkü altısında sahabe çok kötülendiği için. Bunları Türkçe'ye tercüme edip bize aktaracak olsa bizde büyük bir tepkiye sebep olur. Bir nefrete sebep olur. Onların gerçek yüzünü öğrenmek gibi bir şey, bir durum söz konusu olur. Onun için kırpıp şey yapmışlar. Aynı sistemi o dönemde demek ki am camada giden bütün cemaatlerde bu yalanları konuşmuşlar. Biz kardeşiz, vahdetiz. Hatta mesela Hama ve Humus katliamı ile alakalı mesela orada bir vahşet yaptı. O Baba Esad, yani 100 bin üzerinde mazlum, müstazaf insanı, mücahidi, kadını, çocuğu. Hatta yani Allah muhafaza, ben rahmetli amcamın bir dostu vardı. Şeyh Edip, Şeyh Hasan, Şeyh Ahmet Serhent diye geçer. Kendi şehit edilir. Allah-u Alem Kızıltepe'de 88'de o zaman Suriye istihbaratı tarafından şehit edildi. O onu anlatmıştı merhum amcama. Onlara yapılan vahşet ve cinayetleri, nasıl pislikler işlendiğini, ne tür katliamlara maruz kaldıklarını. Rahmetli diyordu, ben bunu özellikle Hümeyni'ye sormuşum. O demiş ki eğer biz savaşta olmasaydık, ki o dönemde 80 ve 88'de İran-Irak savaşı var. Biz savaşta olmasaydık asla Esad'ın bu zulmü yapmasına müsaade etmezdik. De, öyle demiş. Ama sonra öğrendim mesela Seyyid Hava'dan. Aslında öyle olmadığını, Seyyid Hava'nın katliamdan önce, bu olayların olma sürecinden önce İran'a gittiğini, Hümeyni ile görüşmek istediğini, bunun için çok çabaladığını ama görüştürtmediklerini. Çünkü o dönemde Ali Khamenei'nin hayat olarak Suriye'de olduğunu, hatta görüntü resimler var yani, Suriye'de olduğunu, Baba Esad'la görüşmeler yaptığını, tabiri caizse sağır dilsiz oyunu oynadıklarını ben burada anladım. Ama ilahilere bakarsan bizim o dönemde çıkan, o zaman cihat vardı İran'da ve Afgan'da diyor yani. Niye? Çünkü sanıyor ki o zaman tamam Afgan halkı mazlumdu, müstazaftı, gidip Suriye'de Müslüman kardeşlerine yardım edemezdi. Ama İran öyle değildi. İran orada oyun oynamış. Yani takiye yapıyor. Doğal takiye. Zaten bakarsanız eğer onların inanç yapılarını güzel araştırırsanız baştan sona yalana dayalı bir inançları vardır. Mesela bizde yalan konuşmak haramdır. Nifakın alametidir. Evet. Ama Şia'da vaciptir. Evet. Bak bu, gördün mü? Hem de Şia biz... noktasına değineceğim üstelik. Evet. Bu arada özür dilerim. Estağfurullah. Muhtemelen zeka yapınızla alakalı olsa gerek. Çok hızlı konuşuyorsunuz ve çok hızlı gidiyor. Bol bol lafınızı keseceğim. Şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi o Kürt meselesine değinmek istiyorum. Yani gerçekten de dışarıdan bakılınca hem bu cemaate tabi olanların hepsinin Kürt olması, yani çoğunluğunun Kürt olması, hem de mesela şimdiki camianın dahil, yani Kürt noktasında da bir farkındalık duygusu olması böyle bir izlenim oluşturuyor. Yani evet. İslami bir Kürt devleti mi kurmak istiyordu? Yok, aslında Türkiye'nin tamamında İslami bir devlet kurmak istiyordu. Zaten Batı açılımının amacı da oydu. Sadece cemaat Türkiye'de değil, Avrupa'da da rahmetli amcam alimler göndermiş. Orada örgütlensinler, Kürt-Türk halkı içerisinde örgütlensinler. Cemaatin aslında şöyle bir söyleyeyim. Cemaati kuran kadronun temeli Kürt olmaları münasebetiyle ve ağırlıklı olarak en çok da bu ülkede ezilen toplum Kürtler olduğundan dolayı en çok onlara rağbeti bu toplum yapmıştır. Kürt halkı mazlumdur, müstazaftır. Yani böyle tarih boyunca birileri tarafından ezilmiş, birileri tarafından istismar edilmiş, birileri tarafından oyun ve komplolarla, kumpaslarla onları yani tabir caizse böl, parçala, birbirine düşür, yönet modeliyle sürekli Kürtler bir baskı altında olduğunu görüyoruz. Mesela Hümeyni bile devrim yaptığı zaman demiş ki Kürtlere özellik vereceğiz, İran Kürdistan'ı kuracağız, 3 sene sonra kıvırmış misali. Buradakiler de zamanı gelince bu söylemlerde bulundu. Onun için mesela şunu anlamak lazım. Bir hareketin çıktığı zemin çok önemli. Mesela bu hareket Kürt halkı içerisine çıkmış ve Kürdistan coğrafyasına çıkmıştır. Buradan çıkan bir hareketin Türkçe bir söylemde, Türkî bir şeyde bulunma şansı yok. Ancak Kürtçe ve Kürt halkına hitap. Doğal olarak şimdi Kürt halkından olan bir hareketin tamamen Türkçe konuşup Türkçe hitap etmesi de bana soracak olursan asimliğe hizmettir yani. Bu da zulüm olur. Doğal olarak kendi halkının örfüdür, adetidir, geleneğidir, mezhebidir, yaşantısıdır, sürecidir. Bunu benimsemek gerekiyor ve önemsemek gerekiyor. Ben ne dedim? Merhum amcam Şafii mezhebine mensuptu ve gerçekten ehli sünnet ve cemaatti. Zat-ül Ma'at'ta İbn-i Teymiye'nin de, yani İbn-i Kayymel Cezmi, İbn-i Teymiye, aynı keza Şia'nın da alimlerini okuyan, Bediüzzaman Said Nursi'yi de okuyan. Ama kendine has gelenek olarak Kur'an ve sünneti benimsemiş, söylemlerinde de zaten Kur'an ve sünnet ilkesi olan bir cemaat ve cemaatin temelinde benim bildiğim, yani ben asla benim merhum amcamdan Kürtçü bir söylem duymadım. Hiçbir zaman biz Kürtçüyüz, Kürdistan'ı kuracağız, İslami bir Kürdistan kuracağız dememiştir. O her zaman demiştir ki bu coğrafyanın tamamını İslam'a hakim kılacağız. Sonuçta İstanbul'da bu ümmetin
Ankara'da, Diyarbakır'da hepsi bu ümmetin topraklarıdır. Ve bir geçmişte, yani bakarsanız Osmanlı'nın geçmişine bakın, çok önemli bir kaide. Kürt halkı muhafazakardır, dindardır. Bunu CIA raporlarında o bir şeyler vardı. Bu Fidelix mi neydi, bir tane bazı belgeler sızdı basına. Orada da özellikle CIA raporlarında Kürtler şeriata bağlı, dinine bağlı bir toplumdur diye geçer. Doğal olarak baktığınız zaman aslında Hüseyin Velioğlu'nun meselesi biraz da Şeyh Said Efendi'nkine benziyor. Şeyh Said Efendi İslam halifeliği için kıyam ediyor. Yani Diyarbakır'da aynı keza Çapakçu Genç Daraheyni dedikleri yerde verdikleri hutbelerde de işte Mustafa Kemal ve arkadaşları Şeriat-ı Garra-i Muhammediye ihanet içindedirler. Onlara karşı cihaz farzdır diyor. Ama demiyor ki biz Kürdistan'ı kuracağız. Ne oldu? Doğal olarak bu Kürt halkı içerisine çıkan ve çok az bir Türk'ün destek verdiği bir hareket olması münasebetiyle bir noktada sanki Kürtçü bir hareketmiş gibi yansıtıldı. Ama Şeyh Said'in amacı elden giden halifeliği kurtarmaktı. Yani tabiri caizse Kürt olup Türklerin hilafetini kurtarma mücadelesi veriyordu. Ama bunu bile bir şekilde ırkçılık ve milliyetçiliğe atfediyor. Çünkü şöyle bir kaide vardır. Dünya genelinde bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam siretinde ve sünnetinde de olan bir şeydir. Yani eğer biriyle baş edemiyorsan karalarsın. İtibarsızlaştırır, iftira atarsın. Komplolar kurar, kumpaslar kurarsın. En azından bir milleti kaptırdın, öbürünü koruyayım, stratejisini güdersin. Onun için mesela cemaatin Türkler arasına yayılmaması için bu kara bir propaganda olarak sürekli dillendirildi. Ve bu başarılı oldu mu bana sorarsan olmuştur. Yani olmaz olur mu yani? Sonuçta Şeyh Said'i bugün hala bile bu ülke bir hain olarak görüyor. Ama bana göre o bir İslam kahramanıdır. Hem dinine hem diyanetine samimi bir şekilde bağlı. Malı, mülkü, serveti varken onu korumanın hesabını değil, ümmeti korumanın hesabını yapmış. Hatta hanımı o zaman Hınıs'ta oturuyorlar, Erzurum Hınıs'ta. Hanımı diyor ki, Karayazı diyorlar şu anda Allah-u Alem. O bölgede oturuyor, o bölgede de aktif ve bu insanlar ticaretle uğraşan, Suriye, Irak, İran Kürtleri içerisinde ticari faaliyetleri olan zengin bir aile. Aynı keza Seyit ve bölgede de en aktif büyük bir aileden oluşuyor. Hanımı diyor ki, Şeyh diyor, Efendi diyor, sen diyor şimdi kıyam edeceksin, yarın namusumuz gidecek diyor. O diyor ki hanımına diyor, sen ne diyorsun? Yani namusul ekber giderken ben bunu mu düşüneceğim diyor. Namusul ekber dindir, İslam'dır yani. Doğal olarak merhum amcam da yani namusul ekber bu ümmetin içerisinde kaybolurken böyle birilerinin tabiri caizse böyle pasif söylemleri, iftiravari, komploları ve entrikalarını böyle dillendirip şey yapacak değildi. Elbette mücadele şarttı, esastı. Her ne şekilde olursa olsun yapılması gerekiyordu. Bir de bir mücadeleyi anlamak için o günün şartlarında ve konjektöründe konuşmak lazım. Çünkü her zaman bak şu anda 2022'ye giriyoruz. Ama bu süreç, bunun başladığı süreç 79, 80, 90 ve 2000 sürecidir. Ve o sürece bakarsanız çok kirli bir süreçtir. Muazzam kirlidir. Her türlü yani at izinin it izine karıştı. Doğrunun yanlışla harmanlandı. Hiçbir şeyin hakkıyla gerçek anlamda insanlara yansıtılmadığı bir dönemdir. Doğal olarak böyle bir dönemde merhum amcamla alakalı muazzam böyle söylemler çıkmıştır. Çok karalama vardır, itibarsızlaştırma vardır, ağır iftiralar vardır. Düşünün ki yani ben mesela Abdullah Öcalan çıkıyor 98'de yakalandığında televizyonda ne dedi? Benim dayılarım Türktür dedi. Türk hükümetine hizmet etmeye hazırım dedi. Çok garip. Bunu söyleyenler benim amcam için kontr gerilla diyordu. Kıbı kanune gibi gire, cigayri kanune Kur'an. Her kanune gidine ke, hevcidi bin cidine van. Gerek Müslüman şiyar bin, ne khabın ve van hile van. Kur'an-u Kabe jimara, ne çanka yavkut meclisi. Kur'an-u